Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir infaz yasasının hazırlandığını aktarmıştık bu ekrandan daha önce. Tasarı hazırlandı ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti ve MHP'nin olur verdiği tasarıya göre infaz indiriminden terör, kasten cinayet, toplum vicdanını yaralayan istismar ve kadına ya da çocuğa yönelik işlenen şiddet suçlarına bulaşanlar kesinlikle yararlanamayacak. Bu suçların dışında kalanlarda ise yaşlı ve hamile hükümlere öncelik verilecek. Yasa çıktığında 90 bin kişinin tahliye olması bekleniyor. Daha sonra ise A Haber canlı yayınında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül anlattı bugün. Çok gecikmeden meclis gündemine geleceğini biz de AK Parti grubumuzdan yine öğrenmiş olduk. AK Parti hazırladığı tüm partilerle masaya oturuldu. Ceza infaz düzenlemesi ile ilgili tasarı artık hazır. Türkiye özellikle tutuklu ve hükümlü sayısı itibariyle bakımlı bir kalabalık. İnfaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla beraber bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, A Haber canlı yayınında anlattı düzenlemenin detaylarını. ...koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken yasanın en kısa sürede meclisten geçeceğini belirtti. Tutuklu da hükümlü de olsa bunlar devlete emanet edilmiş kişilerdir. Teklife göre terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet... ...insanlığa karşı işlenen suçlarla Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı bırakılacak. Adam öldürme, cinsel suçlar gibi e, toplumun bu anlamda kabul edemeyeceği hiçbir e, suçla ilgili bir iyileştirme... Olamaz yaklaşımı vardı. Bunu tüm kurullarda, tüm çalışmalarda Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'nin tutumu bu yöndeydi. Mevcut durumda cezasının dörtte üçünü yatan biri, yani örneğin 20 yıl ceza almış biri, 15 yıl yatıyorken düzenleme ile yatarı 3'te 2'ye düşecek. 13,5 yıl yatan cezasını çekmiş olacak. Herhalde. 300 bin mahkum tutuklu ve hükümlü var. Denetimli serbestlik bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıl olarak uygulanacak. Örneğin 10 yıl ceza almış birisinin yatarı 5 yıla düşecek. 2 yıl içeride kaldıysa denetimli serbestlikle salı verilecek. Denetimli serbestlik süresinin yine e, uzatılması ile ilgili bir e, çalışmada yine gündemde. Teklifte yaşlılar, anneler ve hamilelerin cezalarını evde çekebilmeleri için de bir madde yer alacak.